Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Farming Simulator 2019 kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Polat arkadaşlar. Uzun süredir sizlerle beraber bir sesli video atamıyordum. O yüzden hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Uzun bir süre yoktum. Sizler de hani sağ olun, yorumlarda belirtmişsiniz. Abi artık hani konuşmayacak mısın falan diye. Bir şehir değişikliği yapmam gerekiyordu. O yüzden arkadaşlar video çekemedim. Elimdeki olanları atmak zorunda kaldım. Harici olarak bana şey sormuşsunuz. Witcher'da ver ve patoz modunu. Bunun için de hafta sonu bir Discord kanalı oluşturacağım. Onun için uğraşıyorum. Ay, bu şehir değişikliği cidden beni yordu. Harici olarak eğer izinlerini tam almış olursam sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sonuç olarak hani benim yaptığım bir mod değil. Sizin de anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Ama elimden geldiği kadar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugün de arkadaşlar sizlerle beraber elimizde çok güzel bir mod var. Master Ferguson 277 Gold var arkadaşlar elimizde. Arkasında 4'lü 12 adetler kulluk var. Ve benim oyunda bir ilk Master Ferguson 265 serim çift şekeri var arkadaşlar. Bunları tarlayı düzleyeceğiz. Evet, eğer hazırsak bir başlayalım. Bakalım 277 gold'u biz sürebilecek miyiz yoksa 11 sürecek. Hazırsak başlayalım. Arkadaşlar videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. Hazırsak başlayalım. Şunda bir ses var arkadaşlar, bakın şimdi. Bakın arkadaşlar, attığı dumana bir bakın şunun ya. Işıklarını kapatalım. Egzoz titriyor arkadaşlar, bakın. Şuradan bir gireceğiz arkadaşlar. Master Ferguson 277 oldu. Efsanevi traktör. Makine boğuldu biraz. Hayır, yer sıkıyoruz arkadaşlar, öyle basit bir yerde değil. Aynen. Makine bana mı sinemiyor ya? Biraz sırt traktörden bastım arkadaşlar. 3 piston 77 beygir. Üzerinde turbo var. İçinden bastım birazcık. Standart madde servis okey. Göstergesi arıyorsa. Standart bir şekilde. Ve bayağı makine arkadaşlar. Bayılmadan gidebiliyor. Ama sökmüyormuş. Tabii gidiyor da. Keyfinden gitmiyor arkadaşlar. Vallahi gömülüyor. Kaldır. Arkadaşlar tek çeker olunca traktör böyle oluyor. Şükürtün olduğu için de biraz çabuk bayılıyor. Ona lafı yok. Bakalım arkadaşlar makine. Allah'a. Makine biraz saplandı arkadaşlar. İlk bahar ayı tabi de. Yerler yaş. Ha,
Ama çekiyor ya. Makine ne olursa olsun boğulmuyor arkadaşlar. Bu boyu çok güzel. Yani oysa diferansiyel bir kitle olmasına rağmen çekmediği zaman duruyor gibi ama tekerle. Kendini kurtarsın da. Makine efsane arkadaşlar ya. Biraz da şuradan bir dik rampaya vuralım kendim. Bunun güzelliği yeter ya. Makine de ses var arkadaşlar. Ne kadar biraz bayılsa da alıp gidiyor ya, böyle bir şey yok arkadaşlar. Şu an 18 gazla makine. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama bana mı sinirliyor? Yani 4-12 de ağır bir durum arkadaşlar. Dışı yakınca içerisinde yeşil oluyor. 3 vites. Uçuklu. Bunların uzay kanalı olanları var. Onlar cidden çok deli arkadaşlar. Bunlar o kadar deli değil de. Uzay kanalı olanlar cidden çok deli. Böyle dumanı azalttırıyor. 18 gaz arkadaşlar. Ya patinajlıyor falan ama çekiyor ya. Hani öyle. Ya dekliyor yani. Ama düz değil, güzel çekiyor arkadaşlar. Tabi rampa yukarı o kadar da olsun yani. Yolda falan aşırı seri arkadaşlar ya. Bir daha... Arkadaşlar gerçekçi hani vites seçeneği var şu an üzerinde. Onunla kullanıyoruz. 13-14 km hızla gideceğiz arkadaşlar yani. Böyle bana mı sinirlemiyor ama. Şöyle düşürelim arkadaşlar. Haydi. Haydi Mustang. Allah'a patına gidiyor arkadaşlar. Hazır buradayız arkadaşlar. Çift çeker 70, evet tek çeker 77 beygir mi yoksa çift çeker 65 beygir mi onu test edelim sizlerle beraber. Bu kulluğu götürüp 261 S'ye takacağım arkadaşlar. Bakalım o hangi tepkileri verdi. Aynı tarla, sadece traktörler değişiyor. Biri çift çeker oluyor, biri tek çeker. Tek çeker 77 beygir. Çift çeker de 65 beygir. Bakalım bir de o zaman görelim. Burayı bitirsin. Bunlar biraz traktörü herhalde kasıyor. Yoksa traktörün bir gün yeri uzunlayamıyor. Onu tam anlamış değil ama. Bir hal çare yapacağız. Makine güzel ya. Burada girmeyelim ağaçlara. Zaten gömürü artık kaldıralım.
Şuraya buldu bırakayım arkadaşlar. Şöyle bir şey şuraya bırakalım. Güzel makine. Hadi bakalım 265'in çift şekeri. Bir şeyin oraya koyalım. Güzel makine. Bu ayet hata yalnızca V'ye basıp bitiriyoruz. Q'ya basıp bir daha satıyoruz arkadaşlar. Bu hatayı bir daha almıyoruz. Değişiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde görmeden gidemiyorum. Bir de burada teker tutunabileceği bir yer yok. Hop hop hop. Asla iş. Patinajı arkadaşlar. Tabi diferansiyeli kilitlesek gider. Aldım diferansiyel kilidine. Bana mısın demiyor ya. Demin sıkıntılı arkadaşlar ya. Diferansiyelleri kapatayım. Bir de öyle indirelim. Aç aç diferansiyelleri. Sadece arka açık kalsın. Makine bas bas bağırıyor.
Daha makina güzel arkadaşlar. Şimdi şu an içeride var. Şanzımanı var ama. Üç takviyede. Bayağı güzel çekiyor arkadaşlar. Çift şekeri kapatacağım arkadaşlar. Şu an tek şekerde. Yine de 65 beygir olmasına rağmen bayağı deniyor arkadaşlar kendini ya. Çekiyor arkadaşlar. En azından gömülmüyor makine. Şu an tek çekerle. Şimdi çift alacağım. Alınca işine değişiyor arkadaşlar. Makine iş. Durmadan girebiliyorum. Abi başla arkadaşlar. Şöyle bir rampa geleceğim aslında. Ben çok iyi arkadaşlar. Tek şeker alacağım. Sadece ilk derslerden çıktım. Gidiyorum yatak. Şimdi alacağım. Tek şekeri. Yine yemedi arkadaşlar. Aslında yiyecek gibi oluyor ama yemedi. Çift şeker aldım. Çift şeker alınca işin rengi değişiyor tabii ki. Şöyle yer değiştirelim. Sadece ön diferansiyel gitti hatta. Ne alakalı? Sol teker çok dönüyor, sağa dönüyor. Bir değişiyorlar arkadaşlar. Diferansiyelleri komple kapatacağım. Bir o teker, bir o teker arkadaşlar. Ama bayağı böyle de yoruluyor yani. Tam gaz 2000 devirdi arkadaşlar. Takviyede bile. Ama bunda duman yok. Makine duman atmıyor arkadaşlar. Bu da 65 bir başka ya. Harbiden başka. Arkadaşlar, bu arada söylemeyi unuttum. Diğer çiftliğimin haritası bir şeyler olmuş. Bir hata falan aldım. Harita bir daha açılmadı.
kadar oraya patates falan ekmiştik. Büyük tarlalar hatırlıyorsanız. Böyle bir ara video olarak sizlere gelsin. Ama bu videodan sonra artık çiftliği buraya kuracağım arkadaşlar. Aynı sistem devam. Sadece çiftliği yeni farklı. Ya da daha güzel bir harita bulursam o haritada yapmak istiyorum. Ama makine bir sağa bir sola çevireceğim. Bakalım çıkabilecek mi, çıkabilecek mi? Azıcık kullukla oynayayım. Hemen ses değişiyor arkadaşlar. Hemen. Ben sadece önce sensörü kilitleyeyim bakalım ne oluyor. Ne oluyor? Sadece ön kilitli arkadaşlar şu an. Vallahi gidiyor arkadaşlar. O yüzden çift şeker tutuyor. Traktörün yeri başka. Tarlada arpa ikili. Çok da inanmak istemiyorum açıkçası. Burada bırakacağım arkadaşlar. Ve indireyim de kalsın. 77 volt da suya kaçmış arkadaşlar. Şöyle bak. Masaların hepsi böyle ya. Ama çok güzel arkadaşlar. Yemin ederim. Yola çok sevimli yola. Alt tekerleri izleyin anlarsınız ne demek istedim. Ben bu traktörü çok seviyorum ya. Veriyor patinajı arkadaşlar. Biz de çok dar kaldık tabii. Arkadaşım bir sözü vardı bu dar alanda. Biz paslaşmalar diye. Aynısını yaşıyoruz. Bakalım 11'lik ekvatorla imtihanımız nasıl olacak? Bir geçelim oğlum. Ben bir yalgazını açayım traktörü. Şöyle bir 1800 devir iyidir arkadaşlar. Daha bitiyorum 1800 devre. İndiriyorum devam. Bir gün devirde sesim bile çıkmıyor arkadaşlar makine. Bana mısın demeden gidiyor ya. Yani. Bir 1900 devir ama bir devriydir arkadaşlar. Bin devirde de aynı valla. Hatta yetmiyor burayı söküyoruz arkadaşlar. Bu kadar seri oldu. İşte böyle araçlara tek çeker traktörler birebir ama böyle büyük ağır işleri getir zaman olmuyor pek. Kimin devirde makinenin valla sesi çıkmıyor arkadaşlar. Burayı sökeceğim mesela bu hafta. Işıklarını yakalım. Bir burası yandı. Bir daha bastım artık yandı. Bir daha bastım. Bir yandı artık.
400'e getirelim bakalım. Bas 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 bas. Kes yükselttim arkadaşlar. Abo. Makine bana mısın demiyor valla. Ha, makineye ses geldi arkadaşlar. Kilometrede valla. Öyle seri makine görmüyorum aslında. Gerçi sürdüm diye bir daha sürdüm. Şu arkadaşlar hani sürülmemiş yere de sökeyim. Tam böyle yarım saat olunca videoyu da kapatırım. Hafta oraya çapraz gideceğim, traktörü zorlayacağım arkadaşlar. Ama en son gazda yani makine o kadar da olsun. Allah bana mutlaka arkadaşlar ya. Hiç sanki bana yerimi söküyor. Toprak başına çıkıyor arkadaşlar ya. Harbiden güzel de çekiyor arkadaşlar. Şimdi falan demiyor, söküyor arkadaşlar. Devir el gazı açık olursa 2400 arkadaşlar çeker tabi. Ama ciğer var arkadaşlar. Harbi ciğer power dedikleri bu olsa gerek. Makinede ciğer var. Nasıl çalışmıyor ki arkadaşlar? Şey çok merak ettim, gidip onu deneyeceğim. Bu el gazı çekilirken acaba kollukla ne tepki veriyor? Biliyor musun? Birazcık uzun olabilir arkadaşlar. Ama bunu arkadaşlar denemek istiyorum. Eğer hala videomu izliyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kimin evinde makine bas bas bağırıyor şu an. Hala 2000 lira daha fazla. Ama hala patinaj büyük kaçtı. Şuraya alabiliriz bakalım.
Valla 2000 devriyince arkadaşlar. Bu muhtara bana mısın demiyor. Makinada ciğer var ya. Bundan sonra açacağım el gazını 2000-2400 devire. Hangi ekipman olursa olsun arkaya takacağım artık. Makine boğuldu. Olmadı işte alıp gidiyor. Onlarına gidiyor. Yine de diğer power arkadaşlar. Harbiden diğer power. Ama böyle de yapıyor yani artık. Harbiden yapıyor. Hem de makineye yazıyor. Yaramıyorsa çekmeyeceğiz başka. Şöyle hap başı da atarız. Videoyu da bu şekilde arkadaşlar sonlandırayım. El gazını alamadım da bari o kadar. %90 feet öyle çalışsın. Böyle daha az zaten. Ağzını hedef düşürüyor. Hop hop hop. Akıl yük olunca tabi. Hadi. Sen bahsetsin yaparsın ya. Arkadaşlar kulluk makineyi bu arada sallıyor. Aha. Öyle yüzünden yapsın yeter ya. Çok vakit batırmaya gerek yok. Haydi aslanım benim. Olur olur ya. Daha öğrenir. Okey, bağır arkadaşlar. Ben işlerimi gömdüm arkadaşlar.
Evet, ben de bir alışayım. 2150 lira. Başka bir başka testten yapmış. Şöyle biraz tutturalım. Ağırlık ağırlığa denk geldik. Haydi. Yavaş. Yavaş. Hop vur. Şöyle ver topla. At solla, at solla. Yapış. Yapış. Haydi bakalım. Bana mısın demiyorum. Hadi 77 volt. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videoları artık düzenlatmaya özen göstereceğim. Hep Discord sunucusundan da dediğim gibi gerekli izinleri sağladıktan sonra sizlerle paylaşmayı umuyorum. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler.